sıradan insan o temel ihtiyaçlarının karşılanmasını ister ve bu temel ihtiyaçlar karşılanmadığı zaman, önemli ölçüde karşılanmadığı zaman insan olgunlaşma bakımından ilkelleşir. İlkelleştiği zaman daha doğa durumuna yakın hale gelir. Bu bir nevi orman savaşı gibi, ormanda yaşamak gibi, av ve avcı olmak gibidir. Bu durumda kanunun bağlayıcılığı vesairesi, kanun ürkütücülüğü gibi şeyler, bizim süperego dediğimiz o psikolojik oluşumu, yapıyı oluşturan şeyler de gevşer. Çünkü mesele artık hayatta kalma, hayatı devam ettirme ve soyu devam ettirme meselesine kadar indirgenmiştir. Tıpkı vahşi bir hayvanın hem hayatta kalmak için etrafla savaşması hem de yavrularını korumak için etrafla savaşması gibi bir hal alır. Yani bu bir sağ kalım mücadelesine dönüştüğü anda insanlar bu ahlaklı olma, faziletli olma, doğruyu arama, doğruyu bulma, doğru şekilde davranma gibi konularda artık biraz daha tavizkar olmaya başlar. Bir adam bir yerde çalışıyor. Ona dediler ki seni asgari ücretle çalıştıracağız, sigortanı da yapacağız. Şimdi bu adam şöyle bir talepte bulunursa, bugünkü ekonomik şartlarda çok haksız değildir. Abi sen benim sigortamı yapma, o sigorta yapacağım parayı da bana ver. Ben çalışırım burada. Dediği zaman kanun dışı bir iş yapıyor değil mi? Evet, ama 17.002 lira asgari ücretin üzerine bir 6.000 lira daha eline geçmiş oluyor. Yani evine girecek olan yemek, evinde harcayabileceği su ve çocuklarına sağlayabileceği gıda çeşitliliği ve kıyafet çeşitliliği, bunlar artıyor. Geleceğine dair belki bir birikim, yarınından emin olmaya dair bir adım atmış oluyor. İşte bu bir nefsi müdafaa gibi bir şey oluyor. Yani kanuna karşı çıkış burada, kanun dışılaşma, yani kaçak çalışma aslında bir nefsi müdafaa haline gelebiliyor. Psikolojik olarak da o kişinin zihninde bu meşrudur. Bir suç işliyorum diye düşünmez. Ha bir suç işte, ya kanunen yanlış yapıyorum falan filan bunu der ama buna dair bir utanç hissetmez. Bunu bir ahlaki sorun olarak da görmez. Niye görmez? Bu asgari ücretli şahıs komşusu gördüğü zaman utanacağı bir şey yapmıyor ki, komşusu da aynı şeyi düşünüyor onda. Çok farklı düşünmüyor. Komşu da ona hak verir zaten. Yani 17 bin lira neyine yetmedi senin de böyle bir yola girdin demez. O da ona hak verir. O nedenle burada zihinde bir meşrulaşma süreci başlıyor.